Halk Partisi'nin genel başkanı buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na açık çağrıda bulunuyorum. Sorunun çözüm adresi hükümet değildir. Hükümet bu sorunu çözmekte acizdir. Bu sorunu çözemez bu hükümet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu soruna el koyup derhal bir komisyon oluşturması ve çözüm önerilerini üretmesi gerekiyor sözleriyle yanlış ve tutarsız bir açıklamanın tarafı olmuştur. Eğer bölücü terörün hain ve kanlı eylemlerinin muhatabı hükümet değilse kimdir? Ve bu mesuliyet kimin omuzlarındadır? Ve bunu kim önleyecektir? AKP'ye oy ve yetki vermiş aziz milletimiz bu tercihini yaparken doğal olarak bunu da hesaba katmıştır. Bu mantıksız ve garabet açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kafasının karışık olduğunun ispatıdır. PKK'nın siyasi uzantılarının meclis salonlarında olduğu düşünüldüğünde PKK'ya karşı hangi tedbirleri ve nasıl almak mümkün ve ihtimal dahilinde olacaktır? Bir tarafta AKP hükümeti, diğer tarafta ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi çaresizlik içinde kıvranmakta ve içinde bulundukları bölücülük tuzağının bütün sancılarını yaşamaktadır. Gazi Meclisimiz zaten üzerine düşeni fazlasıyla yapmış ve hükümete sınır ötesi hareket için yetki vermiştir. Şimdi sıra bu yetkiyi kullanmaya ve Kandil'e terör yuvalarının kalbine Türk bayrağını dikmeye gelmiştir. Terörist kampların etkisizleştirilerek PKK'nın topyekün yok edilmesi için hükümetin arkasında görmesini bildikten sonra kararlı bir millet iradesi vardır. Başbakan durmamalı, beklememeli, Kandil'in fitne saçan ışığını Türk milletinin nefesiyle söndürmeli ve taş üstünde taş bırakmamalıdır. Kimden ve nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, bölücü terörü içeride himaye eden, destek veren, şımartan, teşvik eden, kışkırtan ve işbirliği içinde olanlar da cezalandırılmalı ve yaptıkları yanlarına kar bırakılmamalıdır. Medyada yer tutmuş kiralık kalem sahipleri, ihanet tezlerinin sözcülüğünü yapan sözde aydın taife, terör yardakçısı mahfiller ve siyaset uzantıları hakkında da Cumhuriyet Başsavcılıkları gereken girişimleri acilen başlatmalıdır. Olur olmadık davalar açarak, kovuşturmalarla birçok insanın peşine düşen Cumhuriyeti savunan savcılar, Cumhuriyet düşmanlarına karşı da duruş sergilemeli ve üstlendikleri görevlerinin gereğini yerine getirmelidirler. Ve acilen ihaneti azmettirmeye çalışanlara yönelik olarak hukuku işleterek yakalarından tutmalıdırlar. 12 kötü adamın saflarına sürekli yeni simaları eklemelerine imkan tanınmamalı ve bunların zehir saçan üslupları kesinlikle cezasız bırakılmamalıdır. Eğer hükümet bölücü terör sorununu çözemiyorsa ve bunu da kabul ediyorsa milletimiz meraklanmasın, yalnız ve bir başına değildir. Yapamayan gider ve yapacak olan muhakkak gelir. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki Milliyetçi Hareket Partisi her şart altında elini taşın altına sokmaya hazır ve kararlıdır. Terörle mücadelede önemli olan irade göstermek, milletimizin kudretini yere düşürmemek ve devletin gücünü balyoz gibi hain kafalara indirmektir. Kimse endişe etmesin, bu işin üstesinden hiç kimse gelemiyorsa Milliyetçi Hareket şartlar müsait olduğunda ve milletimiz de talep ettiği takdirde terörün kısa süre içinde kökünü kazımaya hem azimlidir ve hem de yeminlidir. Dün nasıl terörün beli kırıldıysa bu defa imha edilmesi milli heyecanla mutlaka başarılacaktır. Son olarak daha önceki düşüncelerimiz çerçevesinde AKP hükümetine diyeceklerimiz ve tekliflerimiz maddeler halinde şunlardan ibaret olacaktır.
Bir, Türk milletini alt kimliklere dönüştürerek, dönüştürecek, milletleşmeyi baltalayacak, milli kimliği hırpalayacak, milli birliği zedeleyecek ve bölücülüğün tahliye kapısı olan Demokratik Açılım isimli yıkım projesinden derhal vazgeçilmelidir. İki, yıkım koordinatörü başbakan yardımcısı istifa etmeli veya azledilmelidir. Üç, bölücü terörün zirve yaptığı bölgeleri kuşatan yerlerde OHAL ilan edilmelidir. Dört, Irak'ın kuzeyine yönelik bedeli ne olursa olsun kapsamlı kara harekatı bir an önce başlatılmalı ve merkezi Irak yönetimi nezdinde gerekli girişimler acilen başlatılmalıdır. Beş, terörle arkalanmış bölücülüğün imha edilmesi için etkili ve caydırıcı bir plan hazırlanmalı ve uygulamaya koyulmalıdır. Altı, uluslararası kamuoyunun daha fazla desteğini almak için diplomatik girişimler yoğunlaştırılmalı, terörün mali, insani ve iletişim kaynakları kökünden kurutulmalıdır. Yedi, bölücü terör örgütünün sahip olduğu ağır ve uzun menzilli silahların nerelerden ve kimlerden temin edildiği belirlenmeli. Eğer varsa dost ve müttefik görünen ülkelerin terörle ilişkilerinin ne boyutta olduğu mutlaka açıklanmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu görüşlerimize riayet ederse hem kendisi hem de milletimiz açısından hayırlı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki milliyetçi hareket geçilmeden, Türk milliyetçileri aşılmadan, ülkücüler yenilmeden son vatanımızda Türk milletini bölmeye Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecektir. Şehitlerimizin kanlarını dökenler, milletimizin canını acıtanlar er ya da geç yok olmaktan kurtulamayacaklardır. AKP ne yaparsa yapsın, hangi tezgahın içine düşerse düşsün, Milliyetçi Hareket Partisi tüm heybetiyle gelişmeleri izlemekte ve milletinin emrinde olduğunu haykırmaktadır. Ve henüz son sözümüzü söylemediğimizi, son hamlemizi yapmadığımızı da kimse aklından çıkarmamalıdır. Bu sözlerle basın toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyor. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyenim. Ve adeta bu saldırının geliyorum dediği yönünde uzmanların görüşleri var. Sizce bir istihbarat zafiyeti var mı efendim bu saldırıda? İkinci sorum ise Times'ın bir iddiası var. Türk Times bir açıklama yaptı. İran ve Suriye'nin bu saldırıyı tetiklediği yönünde iddiaları var. Teşekkür ediyorum. Tabii uzmanlıkları ne kadar doğrudur bunu bilemiyoruz. Bu sözde uzmanlarla da konuyu yorumlamak doğru değildir. Gerçeği ya hükümet açıklamalı ya da Genelkurmay Başkanlığı açıklamalıdır. Evet. Bugün Ankara'ya tırnak içi ifadeyle söyleyeceğim. Irak Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı Neçirvan Barzani geldi de Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapacak. Dünkü saldırının ışığında nasıl değerlendirirsiniz bu görüşmeyi? Tabii sözde bir Kuzey Irak'taki Sünni devletin temsilcisiyle değil, Merkezi Irak hükümetini muhatap alarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kesin ve kararlı tavrını bildirmelidir. Evet. Buyurun efendim. Mecliste olduğunu söylediniz. Bu çerçevede mecliste bugün bir kapalı oturum yapılacak. Bu oturumun kapalı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de her şeyin açık olduğu yerde bunu kapatmanın bir manası yok. Bu çok yanlış bir davranış olmuştur. Her şey açık konuşulmalıdır. Şimdi meclis görüşmesi başlayacak. Bunları kapalı yapmanın bir anlamı yok. Hükümeti bu millet dinlemeli. Muhalefeti bütün çıplaklığıyla görmeli ve dinlemeli. O PKK uzantılarının da hangi niyette olduklarını bizzat mecliste
duyarak öğrenmeli. Evet. Efendim, hükümetin muhalefetin şehit cenazelerine dikmesinden zaman zaman eleştirdiği biliniyor. Siz de itidal çağrısı yaptınız. Şehit cenazelerine katılacak mısınız? Bir. İkincisi, yine hükümetin başbakanın medya yöneticilerinin konu toplamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de Mehmetçiğin yalnız bırakıldığı bir dönemde şehadetinde milletimizin şehitlerimizle beraber olması düşüncesinden hareketle 24 ilimize taşınmış olan şehitlerimizi Milliyetçi Hareket Partisi vakur, soğukkanlı, itidalli, kendisine yakışır bir üslupla son görevini yerine getirecektir. Bugün ben de kapalı oturuma değil, ikindin namazındaki şehidimizin cenaze töreninde olacağım. Başka var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.